Şu an Mustafa Paşa'dayım. Mustafa Paşa, Ürgüpe'ye yaklaşık olarak 6 kilometre uzaklıktadır. Mustafa Paşa'nın antik dönem ismi Sinasos'tur ve burası aslında eski bir Rum köyüdür. Mustafa Paşa kasabası Cami Kebir Cami. Döneminin medresesi olan bu muhteşem mimari günümüzde Kapadokya Üniversitesi'nin bir binası olarak kullanılmakta. Tam karşıda tarihi yapının içine kurulmuş Kapadokya Hayal Kütüphanesi'ni görüyoruz. Hayal kütüphaneleri çocuk ve gençlerin okuma yazma konusunda farkındalıklarının artırılması, bilim konusunda gelişmelerini sağlamaları, nitelikli bireyler yetiştirmek için kurulmuş projelerdir aslında. Bu binanın girişinde ilk katta ise Kapadokya Jeopark Ziyaretçi Merkezi'ni görüyoruz. Rumlar 1924 Türk-Yunan nüfus mübadelesine kadar burada yaşamıştır. Söylentilere göre bu tarihten sonra Mardin ve Suriye'den buraya yerleşmiş çok fazla insan olmuştur. Bu nedenle de Mustafa Paşa'nın mimarisi Mardin mimarisiyle benzer özellikler göstermektedir. 700'e yakın taş konağın olduğu bir köymüş burası. Günümüzde ise 93 ev, 30'a yakın kilise ve şapel Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır. Birçok tarihi yapının burada otel, restoran, kafe, hatta üniversite binası olarak kullanıldığı görülmektedir. Eleni Kilisesi Sinasos Meydanı'nda bugünkü ismiyle Mustafa Paşa Kasabası'nın meydanında yer almaktadır. Ulaşım oldukça kolay. Her şekilde buranın önüne çıkacağınız garanti. Muhteşem bir girişe sahip. Mimarisi inanılmaz. Dıştan görünümünden bahsediyorum. Çünkü maalesef ki şu an kilise kapalı olduğu için içeriden görme şansımız yok.
Şu an Mustafa Paşa'da Aziz Nikola Kilisesi'nin önündeyim. Yalnız kilise, kapı, duvar. Buraya gelirken kıyafetlerinden ve konuşmalarından anladığım kadarıyla buralı olan iki bayan karşımdan geliyordu. Buraya aslında düz bir alandan yürüyerek de ulaşabilirsiniz. Ama ben biraz daha tepelerden dolaşarak ve Mustafa Paşa'nın manzarasını izleyerek gelmek istedim. Merdivenlerden çıktım, tozlu yollardan geçtim ve buraya yaklaşmıştım ki tam hafif bir tepeden inerken bayanları gördüm. Şöyle dediler biri diğerine. Kız anam, bu turistler yıkık dökük kayalardan ne anlar ki böyle toz toprağa depip geliyorlar. Tabii onlar da haşiveli söyledi. Ben pek becerememiş olabilirim. Gerçekten Antalya'dan geldim. Burada toz toprak demiyorum, kayalık alan demiyorum. Gerçekten yolları tepip geliyorum. Ama gördüğünüz gibi, söylediğim gibi daha doğrusu, kilise kapalı. Buradan hemen önce de Eleni Kilisesi'ne gitmiştim. Tam Sinazos Meydanı'nda, yani Mustafa Paşa'nın meydanında. Orası da kapalıydı. İkisi de muhteşem yapılar. Gerçekten görülmesi gereken yapılar. Buradan Mustafa Paşa Belediyesi'ne, Kültür Bakanlığı'na, görevliler, her kimse buraların kapalı olmasında ya da açık olmasında yetkili kişiler. Onlara buradan sormak istiyorum. Neden kapalı? Tadilat yok. Gayet iyi durumdalar. Gezip görülmesi gereken önemli değerler. Kar kış yok şu anda. Sezon bitti desek, bence buraların kış dönemi de sezonu. Ben görmek için geliyorum buralara. Tanıtmak için geliyorum. Turizme katkım olsun istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Neden kapalı? Aziz Nikola Kilisesi kapalı olmasına rağmen etrafı ve içeriği görünebildiği kadarıyla göstermeye çalışacağım.